Saatimiz 10.16. Hepiniz Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin webinarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz derneğimizin ayrıca yönetim kurulu üyesi de olan Cenk'er Koyuncuoğlu hocamız, diş hekimi. Moderatörümüz de genel sekreterimiz Sayın Hüseyin Başusta. Ben şimdi sözü moderatörümüze, Sayın Başusta'ya veriyorum. Bundan sonraki toplantımızı, webinarımızı kendisi yönetecek. Buyurun Sayın Hocam. İrem Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnternetten bizi takip eden bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz de bugün sunum yapacak Cenk'er Koyuncuoğlu'na çok teşekkür etmeden önce isterseniz önce onun bir kısa bir biyografisi hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Bugünkü bize açıklamalarda bulunacak diş hekimi Doktor Cenk'er Koyuncuoğlu 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirmiş. 2010 yılında ise aynı fakültenin periodontoloji ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamış. Ve 2012 yılından itibaren de İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla ben de bu arada hem de bir teşekkürümü sunmak istiyorum. Cenk'er Koyuncuoğlu'nun öğretim üyesi olarak görev yapmış olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gerçekten olağanüstü hizmet veren bir fakültemizdir. Ve bu fakültenin kurulmasını sağlayan Aydın Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Doçent Doktor Mustafa Aydın'a halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Mustafa Aydın Bey aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye Sigaralı Savaş Derneğimizin genel başkanıdır. Cenk'er hoş geldin. Önce bir sunum. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hüseyin abi. Sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Herkes hoş geldi. Değerli katılımcılar, yönetim kurulu üyelerimiz, icra kurulu başkanımız Sayın Melahat Hocam. Hemen bir ekranı paylaşıyorum. Şimdi öncelikle kısaca derneğimizden de bahsetmek istiyorum. Görüntü var mı, bir sıkıntı? Yok. Görülüyor mu rahat? Görüntüde bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Şimdi, derneğimizden bahsetmek istiyorum. Bizim savaşımız sigara tiryakilerine karşı değil. İnsanlığın en büyük düşmanı olan, en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olan tütün ve tütün ürünlerine karşıdır. Birinci amacımız çocuk ve gençlerin hiçbir zaman sigaraya başlamaması. İkinci amacımız sigara içmeyenlerin, yani pasif içicilerin sigara dumanından korunması. Üçüncü amacımız ise sigara tiryakilerini sigarayı bırakmayı teşvik etmek, bırakmak isteyenlere de yardımcı olmaktır. Görseli internet sitemizde koydum. İnternet adresimiz de burada. Üye kaydımız, gönüllü kaydımız da burada yapılmaktadır. Telefon numaramız da slide'ın sağ tarafında, ekranın sağ tarafında görebilirsiniz. Aktif olarak çalışan bir internet sitemiz de vardır. Lütfen yayından sonra girip incelemeniz de önemli, rica ederim. Şimdi karşımızdaki düşman çok güçlü. Sigara kartelleri yıllık 10 milyar sigarayı özendirmek amacıyla harcıyorlar. Bu resimleri Stanford Üniversitesi'nin arşivinden topladım. Özellikle güzel genç bayanların, yakışıklı genç erkeklerin ya da gösterişli kişilerin fotoğrafları koyularak eskiden beri hep sigara fotoğrafları, sigara posterleri, sigara duyuruları hep yapılmış. Sadece reklama harcamıyorlar, lobi faaliyetlerini harcıyorlar. Çok ciddi bir şekilde yüksek miktarlarda paralar harcanıyor. Birçok sigara karteli var bildiğiniz gibi. Sadece Amerikan ya da sadece Japon devletlerine bağlı değil. Birçok ülkede çok ciddi oranda kartelleşen firmalar bulunmakta. Şimdi Amerika'da sigara tüketimi bu işte yapılan duyurularla, sigara şirketlerine açılan davalarla düşmekte gibi gözükmekte ama light sigara tüketiminde artış var. Tütün sarma azalıyor gibi gözükse de pipo veya
diğer ürünlerde, nargile gibi ürünlerde çok ciddi bir yükseliş olduğu tespit edilmiş. Şimdi gelişmiş ülkelerde yapılan duyurularla, yapılan sağlık programlarıyla, sağlığı özendirmeyle sigara tüketimi azalıyor. Ama az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi, özellikle gençler ve kadınlar hedef alınarak artması sağlanmadı. Şimdi bu slide'ı ben ilk sunumu yaptığım zaman bundan 5 sene önce koymuştum sunumuma. Ve 800 milyon kişi az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde sigara içerken 200 milyon kişi gelişmiş ülkelerde sigara içiyordu. Bu bir sonraki slide'a geçip sonra geri döneceğim. Özür dilerim. Şimdi Avrupa Birliği açısından baktığımız zaman ise %30 gibi bir oran var. Aslında İsveç'te çok az bir oran. Yunanistan'da ise %45'e çıkıyor. Amerika'da da rakamlar şu an güncel olarak benzer CDC'den aldığımız rakamlara baktığımız zaman 2017 son rakamı 34 milyon olarak da belirtilmiş. Şimdi bu da gene eski bir slide'dan yaranmak istiyorum. Sigarada en tehlikeli maddeler nikotin, karbonmonoksit ve katran ve 4000'e aşkın zararlı karsinojen, özellikle karsinojen yani kanser yapıcı bileşik bulunuyor. Son verileri incelediğimde ise Dünya Sağlık Örgütü 7000'den fazla toksik maddenin olduğunu bildirmiş. Tüm dünyadaki oranın ise 1 milyardan 1.1 milyara sadece sigara olarak düşünmemenizi rica ediyorum. Tütün ve tütün ürünleri olarak kullanıcı sayısı bildirilmiş. Yine üzücü bir şekilde %80'inin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olduğu bildirilmiş. Peki ölüm oranları nasıl diye bakarsak, doğrudan tütün kullanımına bağlı 7 milyondan fazla kişinin ne yazık ki öldüğünü görüyoruz. Pasif içicilik ise hiç de az yaslanacak rakamlar değil. 1.2 milyon kişinin sigaradan zarar gördüğünü doğrudan ve vefat ettiğini görüyoruz. Bu rakamlar içerisinde gerçekleştirilen ameliyatlar oluşturduğu sigara ve tütün ürünlerinin komplikasyonları da bulunmamakta. Sadece ölüm oranları 8 milyondan fazladır. Şimdi Türkiye için bakarsak, şimdi Türkiye'de çok ciddi yürütülen bir süreç var. Zaman zaman sekteye uğrasa da 2008-2012 yılları arasındaki %13.4 azaldığını tespit edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri. 2012'de 27.1 gibi bir oran varken 2017 yılında yetişkin nüfusun %25'ine düşmüş. Ancak dediğim gibi gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için özellikle kadınlar ve gençler üzerine oldukça yoğun bir bu konuda baskı ve markaj olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi sigara kartelleri ne yazık ki bizleri doktorlar vasıtasıyla da bir miktar etkilemeye çalışmış. Sol tarafta bir doktorun işte sigara içiminin bilimsel kanıtları ya da bir diş hekiminin ben bir diş hekimi olarak size bu sigarayı öneriyorum dediğini eski posterlerden görebilirsiniz. Şimdi konuşmamın ana çatısı sigara kullanımının ağız diş sağlığına zararları olacak. Şimdi basitten biraz daha komplike problemlere, büyük komplikasyonlara doğru bir yolculuk olacak. Şimdi sigara ağzımızdaki tükürük salgısını azaltıyor. Bu da dolayısıyla ağız kuruluğuna yol açıyor. Diş etleri üzerinde yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerin bakteri artıkları, mikrobiyal dental plak dediğimiz yapı birikiyor. Ve bu kötü ağız kokusu oluşumuna neden oluyor. Ayrıca diğer bir yan etki de tat alma duyusunun azaltılması. Şimdi en çok şikayet edilen problemlerden bir tanesi dişlerin renkleşmesi. Slide'da gördüğünüz gibi oldukça farklı durumlar söz konusu. Basit bir diş eti renkleşmesinden solda gördüğünüz gibi sağ üstte ki çok ciddi bir diş taşı birikimine kadar problemler oluşabiliyor. Şimdi burada sıkıntı, siz diş hekimine gittiğiniz zaman, dişleri temizlediğiniz zaman, dişlerinizi
parlattırdığınız zaman, yani cilalattığınız zaman ki bunun ismi de bilimsel olarak kolisaj olarak isimlendiriyoruz ya da diş beyazlatma yaptırdığınız zaman eğer eski hayat şartlarınıza devam edecekseniz, yani aynı şekilde sigaranızı içmeye devam edecekseniz bu durum çok daha dramatik bir şekilde kötüye gidiyor. Yani sigara içmeye devam edecekseniz diş taşı temizliği yaptırmanız size bir miktar zarar veriyor gibi gözüküyor. Aslında bu ifadeyi çok dikkatli kullanmak istiyorum. Çünkü burada bu diş taşları varken eğer bunları burada bırakalım nasılsa ben sigara içiyorum demek çok da doğru değil. Ama ya işte ben doktora gittim, dişlerini temizlettim ama daha çok renkleşiyor demek, işte nedeni bu. Hayat şartlarımızda değişiklik yapmazsak bu durum karşımıza net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi sadece dişlerde renkleşme dişlerinde melanin pigmenti dediğimiz bir pigment var. Bu pigment dişlerimizde diş etlerimizde var. Bir koruyucu bir pigment. Ama bu sigara içmeyle, yani ağızdaki ısı artışıyla birlikte slide'da gördüğünüz gibi oldukça ciddi renkleşmelere yol açıyor. Diş taşı oluşumunu arttırdığını söylemiştim. Gördüğünüz gibi oldukça üzücü ve kötü klinik tablolara yol açıyor. Yıkıcı tipte ülseratif diş eti hastalıklarına yol açıyor. Yine slide'da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Diş etlerin, dişlerin arasını dolduran diş etinin ya da dişin ön yüzeyinde bulunan diş etinin çekilmesine, kaybına yol açacak, kemik kayıplarına yol açacak şekilde problemlere yol açıyor. Diş eti hastalığına yatkınlığı peki nasıl arttırıyor? Diş etinin bütün savunma düzenini bozuyor. Aynı zamanda kan damarlarında bir daralmaya yol açtığı için bizim en önemli savunma mekanizmalarımızdan olan erken belirtilerin ortaya çıkmasını, yani diş eti kanamasının ortaya çıkmasını engelliyor. Ve tedaviye yanıtı azaltıyor. Yani tedavinin başarısını düşürüyor. Biraz daha özel olarak söylersek, örneğin diş eti çekilmesini arttırıyor. Kemik kaybında artışı sağlıyor. Aynı zamanda slide'da gördüğünüz gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açarak düşürüyor. Bu slide'ı hep üzülerek paylaşıyorum. Biraz Melahat Hocam'ın da konusu ama hamilelikte sigara içildiği zaman ağızda çok ciddi bir komplikasyon olan dudak damak yarığı problemi oluyor. Hiç kimsenin çocuğuna bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Lütfen sayın katılımcılar, etrafınıza bu tip nokta atışı diyebileceğim bilgileri de paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Şimdi biraz daha gittikçe kötüleşeceğini söylemiştim komplikasyonu. Şimdi ağız dokusunda bir takım bozukluklara yol açıyor sigara. Lökoplaki denilen beyaz ve mavi intrak oluşumlar görülüyor. Yanak içlerinde olabiliyor, ağız tabanında, diş etlerinde, dilde veya boğazda olabiliyor. Peki burada problem kalıyor mu? Hayır, ne yazık ki ilerliyor ve ağız kanserlerine yol açabiliyor. Şimdi sigara ağız kanseri riski olmasını değişik çalışmalar olduğu için bir aralık belirledi. 3-30 kat, dil kanseri olma riskini 4-33 kat, bademcik kanseri olma riskini 7-11 kat, gırtlak kanseri olma riskini ise yaklaşık 16 kat arttırdığı bildirilmiş. Şimdi ağız kanserleri oluşumunun %90'ı sigara kaynaklı. Evet, alkol de riski arttırıyor ama asıl sigara riski arttıran etken. Şimdi bakın, sigara kanserleri çok az gözüküyor, özür dilerim, ağız kanserleri çok az gözüküyor diye düşünmeyin. Dünyada en sık görülen 8. kanser tipi. Bakın, sigaraya bağlı farenks kanserleri, Güney Orta Asya'daki sigara içme yüzdeleri çok yüksek, en yaygın 3. kanser. Şimdi ağız kanserleri konusunda da çok kısa bir bilgi verip, çok hoş olmayan görüntüler de var, kusuruma bakmayın ama birazcık etkileyici olması için bunları da paylaşıyorum. Ağzımızda ağrısız şişlik oluşumu varsa, yutkunma güçlüğümüz ve konuşma zorluğumuz varsa, ağız içinde bir takım beyaz, kırmızı, mavi tırak ya da kanama odakları varsa, çeneyi açmada normalden farklı bir şekilde güçlük çekiyorsak, dokuların yıkıma uğramasıyla bir takım geçmeyen ağrılarımız varsa, sebebi bulunmayan, yani dişe ya da diş etine bağlayamıyorsak,
Aynı zamanda normal rutinimiz dışında bir gelişme olduysa mutlaka bir diş hekimi muayenesi, uzman diş hekimi muayenesi ya da bir fakülte hastanesine giderek diş hekimine gitmenizi öneriyorum. Şimdi çok basit bir hesap yapacağım ama öncesinde bir bilgi vereceğim. 2018 yılı için ülkemizde sigara harcamalarının 85 milyar olduğu söylenmiş. Şimdi çok yüksek bir rakam. Peki şimdi 2020 yılında birazcık daha veriler değişti ama 2019 yılı verileri için bunu simüle etmiştim. İçtiği sigara tipine bağlı olarak aylık ortalama sigara harcaması yaklaşık 450 ile 600 TL arasında değişmekte. Yıllık harcama ise 5400 ile 7200 TL arasında değişmektedir. Eğer tek başınıza içiyorsanız bu rakam evet. Ama bir de eşler ikisi de aynı şekilde sigara içiyorsa yaklaşık yıllık 14.000 TL gibi yüksek bir rakamı ne yazık ki sigara kartellerine veriyoruz ve karşılığında ise sağlığımızı kaybediyoruz. Ben her zaman bu örneği hastalarıma da veriyorum. Yani siz çok mu zenginsiniz diyorum. Çünkü rakamlar bir pakette ne yazık ki bitmiyor. İki paket, üç paket içen kişiler de karşımıza çıkıyor. Üzülerek söylüyorum. O yüzden siz çok mu zenginsiniz diyorum. Hayır diyor. Yok hocam nereden anladınız diyor. İşte bakın diyorum bu kadar parayı havaya savuruyorsunuz. Aynı zamanda kendi sağlığınıza da zarar verdiğinizi biliyor musunuz dediğimde bir miktar hastalarımızın kafasında bu konuda olumlu düşünceler oluşmaya başlıyor. Şimdi birazcık da e-sigaradan bahsetmek istiyorum. Zamanı da verimli bir şekilde kullanmak için birazcık hızlı anlatıyorum. 2003 yılında Çin'de patente alınmış ve 3 yıl sonra ise Amerika ve Avrupa pazarlarında da tanıtılmış bir ürün. Şimdi sıvı içeriği var biliyorsunuz. İçinde yine aynı şekilde nikotin var. Propilen, glikon, gliserin bir takım aromalar var. İçini kolaylaştırmak ya da keyifli hale getirmek için. Ve başka kimyasal maddeler de bulunuyor. Başka kimyasal maddelerin bazıları ne yazık ki bilinmeyen kimyasal maddelerde bulunmakta. Şimdi e-sigara ne yazık ki bağımlılıktan kurtulma aracı olarak çok ciddi bir şekilde sunulmaya başlandı son yıllarda. Bununla kesinlikle alakası yok. Daha sağlıklı ve daha güvenilir bir alternatif değil. Çünkü oluşturduğu komplikasyonları sigara gibi bilmiyoruz. Daha çok yeniyiz. Bir takım komplikasyonlardan aynı şekilde bahsedeceğim ama ne yazık ki çok ciddi bir şekilde bazen hekimler tarafından ya da sigara bırakma merkezleri tarafından işte Türkiye'de değil ama daha sağlıklı ve güvenilir bir alternatif olarak tavsiye edildiği yurt dışı yayınlarda da bildirilmiş durumda. Şimdi üzücü bir taraf kontrolsüz bir üretim ve pazarlanması olduğu için bu ürünlerin uzun süreli kullanımını ve güvenliğini kanıtlayan bir çalışma da yok. Ve merdiven altı diye tabir edebileceğimiz üretimler de olabileceği için özellikle bilinmeyen başka kimyasallar yani başka toksik maddelerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi e-sigara kullanımı özellikle Amerika başta olmak üzere daha sonra Avrupa'da oldukça hızlı artmakta. Bu bizim için yine çok önemli bir halk sorunu. Halk sağlığı sorunu. Şimdi yayınlarla özellikle yayınların direkt kendisini de paylaşarak koymak istedim. Şimdi e-sigarada kullanılan sıvılar yüksek oranda şeker içerdiği için yüksek derecede asitli içecekler gibi çürük oluşturma riskini arttırıyorlar. Aynı zamanda diş renkleşmesini estetik olarak aynı şekilde sigara gibi bozulmalara neden oluyorlar. Yine aynı şekilde konuşmayı biraz daha kötü komplikasyonlara doğru ilerleteceğim. E-sigara benzer şekilde sigara gibi diş eti hastalıklarının artmasına neden oluyor. Aynı şekilde iltihabi hücreleri uyardığı iltihabi ürünlerin diş eti oluğu sıvısına saptandığı ortaya çıkarılmış. Aynı zamanda e-sigara bağımlıları çok popüler olan günümüzde bir dişsizliği önlemede çok önemli bir araç olan diş implantlarının kaybı açısından da hastaları yüksek risk grubuna sokmaktadır. Şimdi kanser konusunu gene en sona bıraktım.
Şimdi e-sigaradaki toksik kimyasal maddeler bizim ağzımızda genel olarak iritasyonlara sebep olabiliyor. Ama bu farklı bir yolla alındığı için sigara buharı içerisinde tüm vücut sistemleri üzerine birikerek toksik etki gösterebileceği de ileri sürülmüş. Dediğim gibi kullanım süresi 2003 yılında başladığını düşünürsek sigaraya ya da tütünün diğer ürünlerine göre oldukça kısıtlı bir süre oluşturacak komplikasyonları bir süre daha gözlemlememiz gerekmekte. Ağız kanserlerine neden olmaz dememiz için inanın çok erken. Yani ağız kanserlerine neden olabileceği yönünde çalışmalar var ama çok daha yeni çalışmalar olduğu için bunları buraya taşımadım. Şimdi bir tane de kötü bir senaryo var. Normal sigarada karşılaşmadığımız bir şey. Bu elektronik sigaralarda çok ciddi bir şekilde patlama riski var. İçerdiği pil nedeniyle. Çok rahatsız edici fotoğraflar olduğu için hepsini koymadım ama özellikle erkeklerde cepte taşıma nedeniyle çok ciddi problemler oluştuğu, aynı zamanda ağız yüz yaralanmalarına yol açtığı da birçok yayında da bildirilmiş. Şimdi Amerika'da özellikle 2019 yılında nedeni belli olmayan akciğer hastalığına bağlı ölümler tespit edilmişti. Şimdi Amerikan İlaç ve Eczacılık Dairesi yani FDA diye geçen kurum aromalı e-sigaraları yasaklama, bütün elektronik sigaraları değil ne yazık ki, aromalı e-sigaraları yasaklamaya zorunluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz ölümler aslında 2012 yılından beri vaka raporları olarak bildirilmekte. Ama 2019 yılında sayı oldukça arttığı için Amerika'nın da bu yönde bir önlem alacağı gazete haberlerine dahi düşmüş durumda. Bir tane daha şey var. Burada isim vermek istemiyorum ama internet sitesinden bir görüntü aldım. Elektronik sigaranın bir gelişmiş versiyonu diye düşünebiliriz bunu. Şimdi bir sigara firmasının ya da sigara kartelinin dumansız gelecek ya da dumansız geleceği oluşturuyoruz demesi çok aslında bir ironi gibi gözükse de ne yazık ki önemli bir elektronik firmasıyla birlikte geliştirdikleri bir cihaz sayesinde artık sigara içerken dumansız bir şekilde yani insanları daha az rahatsız edeceğini ileri sürdükleri bir ürünleri var. Yurt dışında yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de şu an daha elektronik sigara gibi erişimi biraz daha zor. Çok nadir olarak karşımıza çıkıyor ama önümüzdeki bence önemli tehlikelerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa da günümüzün popüler virüsü SARS-CoV-2 ve oluşturduğu hastalık COVID'in sigarayla ilişkisini bahsetmek istiyorum. Şimdi angiotensin converting enzim 2 reseptörü ACE2 çok fazla gazete haberlerinde karşınıza çıkmıştır eminim. O yüzden literatürünü de buraya koydum. Sigara tüketimi, sigara bağımlılığı, bu enzimin vücut dokularımızda ki birçok dokuda bulunuyor. Özellikle damar, akciğer, beyin hücrelerimizde birçok dokumuzda bulunuyor. Bu enzimin, özür dilerim reseptörün sayısını arttırıyor. Ve virüs, slide'da da gördüğünüz gibi doğrudan bu reseptöre bağlanmayı hedefliyor. Şimdi çok fazla kafa karıştırıcı bilgiler olduğu için bu konuda daha birkaç tane bilgi vermek istedim. Çünkü virüs çok daha yeni. Çalışmaların bazıları preprint denen yani daha ön kontrolleri yapılıp asıl kontrolü yapılmadan yayınlanan çalışmalar olduğu için farklı bir takım sonuçlar ne yazık ki duyuluyor. O yüzden mümkün olduğunca az bilgiyle ama tehlikenin de faydası farkında olalım diye bu sunuma bu kısmı ekledim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü kendi sitesinde
sigara ve tütün ürünleri kullanımının COVID-19 hastalığından zarar görme riskini arttırdığını bildirmiş. Aşağıda da kamu spotlarında da duyduğunuz işte tütün ve tütün ürünlerinin COVID-19 hastalığı varlığında daha önce kullanan kişilerde hastalığın ilerlemesi için bir risk faktörü olduğunu ve hastalığa yakalanma riskini 14 kat arttırdığını bildiren çalışmada hemen aşağıda görebilirsiniz. Şimdi elektronik sigaranın ve diğer bütün tütün ürünlerinin bu dönemde yani COVID pandemisinde bıraktırılması için bütün gücümüzle çalışmamız gerektiğini bildiren çalışmalarda iki adet burada onları da paylaşmak istedim sizinle. Genel bir halk sağlığı problemi olduğu için ve çok ciddi bir pandemiyle karşı karşıya kaldığımız için bunun hepimiz tarafından yani sadece sigarayla savaş, Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin ya da işte devletin halk sağlığındaki uzmanların değil, her bir bireyin bu ürünlerin kullanılmasının bırakılmasında mutlaka bizler gibi birer savaşan olması çok çok önem arz etmekte. Şimdi sunumumu hızlıca tamamladım. Varsa çünkü sorularınızı çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sunumu kapatalım. Güzel fakültemi de paylaşmak istedim. Özlüyoruz. Hemen. Şimdi bırakma zamanı diyerek de gittiğim bir kongreden Şili'den dünyanın öbür ucundan bir fotoğrafı da paylaşmak istiyorum. Ve sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Şimdi bırakma zamanı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen paylaşımı kapatıyorum. Hüseyin Bey, Cenker hocamın sunumu bitti. Sanırım sizin birkaç sorunuz var kendisine. Son 15 dakikamız. Sözü size veriyoruz. Evet, yeni yayını takip edenler için Cenger'i tanıtmak istiyorum. Bizi takip eden değerli seyircilerimiz, biraz önce şahane ve ayrıntılı mükemmel sunumu yapan arkadaşımız, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doktor Cenker Koyuncuoğlu. Aynı zamanda Türkiye Sigara ile Savaş Derneği yönetim kurulu üyesidir. Cenker, gerçekten şahane, ayrıntılı ve mükemmel bir sunum yaptın. Sana çok teşekkür ediyorum. Ve dünyaya gelen her canlının yaşamak ve yaşatmak birinci sorunumuz olduğuna göre bu sigara en büyük bir kötü düşman olduğu anlaşılıyor. Senden öğrendim her yıl 8 milyon insan öldüğünü ve feci bir durum. Belki yeni nesiller bunları bilmeyebilir ve sunumunda çok dikkatimi çeken bir konu oldu. Çocuklardaki dudak yırtıkları. Bizim gençliğimizde sigaranın bu kadar karşıt olmadığı için ve bizim gibi dernekler, savaşçı dernekler olmadığı için insanlar sigara içiyorlar, hamile kadınlar da içiyorlardı ve sokaklarda, Cenker, ve ailelerde, köylerde çok yırtık, dudak yırtıkları olurdu. Evet, ne yazık ki. Bunu değindiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İstersen bu konuda çok kısa bir bilgi de tekrar verebilirsin Cenger. Tamam. Bunun dışında sunumunu eklemek istediğin bir konu var mı? Şimdi çok kısa olarak ondan tekrar bahsedeyim. 2000 yılında, yani çok uzun yıllar öncesi, 20 yıl öncesi yapılmış bir çalışmayı ben size orada sundum. Hamilelikte sigara içimi dudak damak yarıklı bebek doğum riskini oldukça arttırıyor. Bu ne yazık ki üzücü bir tablo. Yani bizim elimizde tabii ki bir takım hastalıklar, genetik hastalıklar oluşabilir ama bizim kendi elimizde kendi çocuğumuza verdiğimiz bir zarar olduğu için bu önlenebilir bir şey. Bu konuda annelerin çok bilinçlendiğini görüyorum. Hamilelerin çok bilinçlendiğini görüyorum.
Ancak yine de her şeye rağmen kullanıma devam eden kişilerin de olduğunu üzülerek görüyorum. Şimdi burada bizim hani sigarayı bıraktırmada önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyorum ama ne yazık ki diş hekimleri ve doktorlar arasında da çok fazla sigara kullanan var. Yani bizlerin burada ülkenin eğitimli bireyleri olarak elimizden gelenin en fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela kötü bir örnek vereceğim ama kendi mesleğim açısından. Ne yazık ki bazı meslektaşlarımız hasta sigara içmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapmadan ağzında birçok cerrahi işlem yapabiliyorlar ve daha sonra komplikasyonları üzülerek de söylüyorum fakülte hastanelerine, bizim fakültemize kötü bir şekilde geliyor. Yani sigara sadece içtiğin işte akciğerlere, işte ne bileyim damarlara zarar veren bir şey değil. Tabii ki damarlara verdiği zararla ya da işte savunma mekanizmasını düşürmesiyle bizim de ağız sağlığı olarak karşımıza problem olarak çıkıyor ama mesela çok popüler bir konu implant uygulamaları bunun başarısını çok düşürüyor ve komplikasyon oranını çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Bu sunumda cerrahpaşa göğüs hastalıkları anabilim dalından çok şimdi sevdiğim bir abim doçent doktor Volkan Kara da buradaymış. Onu da kendisine de selamlarını yolluyorum. Çok bu konuda çok önemli çalışmaları var kendisinin de. Dinlediği için de ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Buyurun Selim Bey. Cenk'e, bu biliyorsunuz bir günümüzde biraz önce söylediğin implant konusu sigara içenlere ne derecede yoğun etki ediyor? Yani diş, yani damak demek istemiyorum ve neticede implant damağa bağlanıyor. Evet. O açıdan ne söylemek istiyorsun? Şimdi aslında yani sigara tüm hastalık, özür dilerim, tüm ameliyatlarda başarıyı düşürüp komplikasyon oranını arttırıyor. İyileşmeyi bozduğu için. Bizim vücudumuzun savunma yanıtını bozduğu için basitçe ifade ediyorum. İmplant da aslında çok basit olarak görülen bir işlem. Gerçekten de çok basit. Uygulaması hekim için kolay, artık hastalar için de kolaylaştı. Yeni ortaya çıkan malzemelerle. Ama sigara tüketimi belli bir yaşın üstündeki kişilerde çok fazla. Gençlerde de var ama belli bir yaşın üzerindeki kişilerde çok fazla olduğu için bıraktırmakta çok ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Şimdi hastaya azaltmasını söylüyoruz. Azalttığını söylüyor. Ama gizli gizli devam ediyor ve komplikasyonla karşımıza geliyor. Şimdi implantı mesela kendimden gene örnek vereceğim. Karşıma 3 paket sigara içen birisi geliyor ve dişleri çekilecek ve implant yapılması lazım. Diyorum ki ben size önce işte dişlerinizi çekmeye başlamadan önce yavaş yavaş sigarayı azaltmanız lazım. İşte bir takım bununla ilgili protokolleri anlattığım zaman hasta diyor ki ben başka bir diş hekimine gittim ve o buna gerek olmadığını söyledi. Biraz işte bir hafta içmezsen yeterli olduğunu söyledi. Şimdi bu açıkçası birazcık hani söyleyeyim ya, üzülerek söylüyorum meslektaşlarım, doktor arkadaşlarım, büyüklerim. Bu konuda birazcık kendimize öz eleştiri yapmamız lazım. Birazcık belki ticari kaygıyla, belki de hani meslek hırsıyla hastanın kendisinden gitmemesi için. Evet, sizin işte burada kemiklerinize kemik tozu koyarız, işte kemiklerinizi yükseltiriz, her türlü yenileme işlemini yaparız, implantlarınızı ondan sonra yapabiliriz diyorlar. Bu konuda birazcık beni izleyen öğrencilerim olduğunu da bildiğim için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani bu konuyu hani şimdi şey örneğini vereceğim. Bu virüs pandemi günlerinde bizim açıkçası iki düşünüp değil beş düşünüp bir konuşmamız lazım. Çünkü bilgiler o kadar saatlik ve günlük olarak güncelleniyor ki. Ama bu konuda biz neyin zararlı olduğunu biliyoruz bize. Bizim bu konuda bir düşünüp beş konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Cenk'er, gene implantla devam etmek istiyorum. Bizim gibi dernekler 10'a 10 üstü çaba göstermelerine rağmen tabii
eksi artı olduğu gibi biz ne kadar savaş verirsek sigara üreticileri de bu kadar genç alıştırmak için çaba içiyorlar. Evet. Yolu deniyorlar. Dolayısıyla ağız sağlığı açısından dişlerimiz çok önemli. Dolayısıyla öğrenciler de bizi dinliyor, gençler de dinliyor şu an senin konuşmalarını anladığım kadarıyla. Onlara diyelim ki kaç yaşında sigaraya başlarsan senin ileride implant yaptırma şansın düşük olur ve sen kazma diş, dişsiz olacaksın çünkü Böyle bir şey demem mümkün değil. İlk hedefimiz zaten çocuklar ve gençler arasında sigarayı başlatmamak bildiğiniz gibi. Şimdi o yüzden hani hiçbir zaman başlamamaları lazım. Öyle bir hani bir çalışma yok. Şey olarak bir bilimsel veri yok. O yüzden söyleyeceğim şey tamamen afaki bir şey olabilir. O yüzden bu sorunun cevabını birazcık atlamak istiyorum ama sigaraya başlamamak en güzeli. Benim burada hep derslerde de söylediğim şey, yani bu dersi de ben özellikle 4. sınıf öğrencilerimize anlatıyorum. Sadece kendileri istifade ya da hastalığını istifade ettirsinler değil, aile bireylerinden de mutlaka birileri onların ağzından çıkacak bir söze bakıyorlar. Çünkü hepsi birer pırıl pırıl diş hekimi olacak inşallah. O yüzden hani sigaraya ya şimdi başlasam mı işte şu an kullanıyorum implant yaptırabilir miyim gibi bir şey çok uygun olmaz diye düşünüyorum Hüseyin'in. O zaman soruyu şöyle değiştiriyorum. Ya boş ver ben sigara içeyim. Param var. Yarın zengin olurum. Dişlerimi yaptırırım. İnci gibi dişim olur. Böyle bir şansları sıfır. Benim karşıma gelirlerse sıfır. Ama bir başkası yapabilir. Dediğim gibi bu bazen meslek hırsıyla da olabiliyor. Yani ben ne kadar çok hasta baktım da diye düşünebiliyor meslektaşlarımız. Ama çok nadir olarak görülüyor. Bu yani çok yaygın bir şey değil ama gene de o yaygın olmayan şeyi de en aza indirmeye yani ya da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Evet, demek ki bir sigarayla savaşanlar derneği olarak, Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği olarak doğru bir yoldayız ve genel başkanımız sık sık söylediği kül tablasını mı öpeceksiniz diyoruz ya bu sırada. Evet. Gerçekten senin de görüntülerinden ve diyalarından anladım ki uzun süre sigara içenlerin ağızları tamamen bir kül tablasından beter hale geliyor. Onu ne yazık ki. Ne yazık ki. Gördük. Demek ki diyoruz ki gençlere ve yaşlara arkadaş düzgün bir ağız sağlığın olması için sigaradan mutlaka uzak duracaksın. Aksi halde yarın kazma dişli olursun, dişsiz kalırsın ve yarın paran da olsa implanta yaptıramazsın diyebilir miyiz? Bu Hüseyin Bey'in biraz üstü kapalı olarak diyebiliriz. Cenk'er hocam çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir sunumdu. Son literatürler ışığında gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederiz. İleride biz de bu slaytların birkaç tanesini konuşmalarda kullanabiliriz müsaadenizle. Memnuniyetle hocam. Hüseyin Bey'in sorduğu soruya bir örnekle ben kardeşim Almanya'da 17 yaşında okurken sigaraya başlamıştı ve hala bıraktıramadığım tek kişi ve sigarayı bırakmadığı için görüşmüyorum. Şimdi bunun dişlerinde, ağızlarında bütün dişleri implant, sonra onlar da yetmedi ve kemik tozu koyarak 30 tane dişi implant. Şimdi bu bir örnek tabii. Hani bu tabii ki örnekle yola çıkılmaz ama o sorunun birazcık cevabı oldu mu? Yani çok kötü bir şekilde hepsi implant oldu. Hocam implant da yapılsa dediğim gibi çok ciddi komplikasyon. Yani implantın en önemli iki tane komplikasyonu var diyebilirim. Birazcık şekeri, diyabeti de yerleştirebiliriz bu komplikasyonları ama en önemli iki komplikasyonu daha önce geçirilmiş bir diş eti hastalığı varsa, bu daha çok genetik kökenli olması önemli. Bir de sigara olarak bütün bilimsel verilerin ışığında bunu söyleyebilirim. Yani sigara hani biz ya işte benim param var, ben en iyisini yaptırırım diyerek basite indirgememiz ne yazık ki mümkün değil.
Ne yazık ki mümkün değil. Çünkü en sonuna giriyoruz benim saatime göre. Evet, evet. İstersen son soru olarak sana şunu sormak istiyorum. Sigara ya da tütün ürünlerinin her türlüsü ağız sağlığına zarar veriyor. Evet. Saçma. Evet. Nasıl verir, zarar veriyor? Yani şeyde bahsettim sunumda. Sadece hani bildiğimiz sigara, geleneksel anlamda içtiğimiz sigara değil, bütün tütün ve tütün mamulleri, hani Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde bilgilendirmeyi yapıyor. Elektronik sigaranın komplikasyonlarını daha bilmiyoruz. Evet, bildiğimiz bir takım ortaya çıkan şeyler var. İşte hücrelerde oluşturduğu zararlar, diş eti hücrelerinde oluşturduğu zararları biz görüyoruz. Ama işte o bahsettiğim o sürekli o buharı solumanın uzun süreli maruziyetlerde vücut ve ağız sağlığı üzerine yapacağı toksik etkileri, inanın daha hani böyle şey, emekleme safhasındayız. Ha, bunun yanında evet çok önemli bir problem şey, bizim Türkiye'de sayıları gittikçe artıyor. Nargile ne yazık ki önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmakta. Bunların hepsi tabii aynı düzeyde diyemem. Bu konuda bir benim bir çalışmam yok. Ama hepsinin ağız sağlığını da, vücudun genel sağlığını da ciddi zararları olduğunu biliyoruz. Sayın moderatörüm Hüseyin Bey, acaba bir soru sorabilir miyim Cenk'er Bey'e? Televizyonlarda alışık olan bir cümleyi size söylemek istiyoruz hocam. Son iki dakikamız kalmış. Doğrudur, evet. Kısa, bu COVID günlerinde herkes buzdolabının başına gidiyor ve sabahtan akşama kadar yiyor. Şimdi siz bugünlerde diş sağlığı için ne diyeceksiniz? Çünkü her yedikten sonra mı, günde iki defa fırçalamak mı? Günde iki defa mu? Yeterli hocam. Günde iki defa yeterli ama ara öğünleri mümkün olduğunca az yapmak lazım. Yani o dişin üzerindeki kısmi olarak ağız floramızdaki bakterilerin çürük yapıcı potansiyellerini arttıran o ara beslenme. Yani çikolata yiyebilirsiniz. Çikolata yemenizde hiçbir sıkıntı yok ama işte bir yemekten sonra hani yemeniz daha şey. Eğer siz işte ara öğünlerde günde 3 defa gofret yiyorum diyorsanız dişlerinize çok ciddi zarar veriyorsunuz demektir. Cengel. Buyur. Buyurun Hüseyin. Ben konuşmamız sona ermek üzere. Seni seyircilerimize bir kere daha tanıtmak istiyorum. Bu şan de mükemmel hazırlığı yapan İstanbul Ali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Diş Hekimi Cenk'er Koyuncuoğlu'na tekrar herkes adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sigarayla savaş konusunda bize liderlik yapan ve çok doğru olduğumuzu bize bir kere daha ispat eden Genel Başkanımız Doçent Doktor Mustafa Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Halkımız adına Cengel. Sanıyorum saniyeler kalmış. Süremiz doldu sayın hocam. Ben de. Cengel Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir söyleşi. Çok teşekkürler. Ben de aynı şekilde sayın başkanımıza, yönetim kurulumuza, icra kurulumuza ve tüm katılımcılarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Üzülmüşken en iyisi son dakikada bitiriyorum. İyi olmak isteyenler bizim derneğimizin web sitesine ulaşsınlar ve bizimle bu her şeyi paylaşsınlar. www.ssder.org.tr. İrem Hanım, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Cenk'er Hocam, çok güzel bir sunumdu. Çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Tüm katılımcılarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yönetim kurulu başkan yardımcımıza, herkese çok teşekkürler. Bir sonraki webinarımızda tekrar buluşmak üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum ve toplantımız kapanıyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.